Peki efendim, sizin gibi ekonomideki kanaat önderlerine genelde programda sorduğum bir soru var. Belki de bu soruya en iyi cevabı siz vereceksiniz. Çünkü iş yaşamınızda da bir lojistik ve nakliyat firması sahibisiniz. Sizce efendim denizin bir ulaşım sorunu var mı? Çünkü ihracatçılar bundan çok yakınıyorlar. İşte demir yolunun durumu malum, hava yolu işte uluslararası şeye açık değil, havalimanı olarak açık değil uluslararası uçuşlara. Karayolu, işte otoyol bekleniyor 2022'de bitecek dendi ve ihalesi de yapıldı. Denizde bir ihracat sorun, Şimdi ulaşım siz sorunu bunu var mı bana efendim? sorduğunuzda aklıma 2001 yılı geldi. 2001 yılında daha o gün yeni sivil toplum kuruluşuna girmişim. Şu an gazetedeki resmimle gözümün önünde. Önceki dönem Sayın Ekonomi Bakanımız İhracatçılar Birliği Başkanı. Ben de yönetimdeyim. O gün yani Sayın Bakanımız Niyaz Zeybekçi İhracatçılar Birliği Başkanı iken ilk kaleme aldığı bir konu vardı. Demişti ki biz otoyol ve demir yolu ile ilgili bir an önce harekete geçmemiz lazım. O zaman beraber Devlet Demir Yolları ilk ziyaretimiz genel müdür ve ondan sonra bakanla görüştük. Yani bu otoyol meselesi, demir yolu, yük taşımacılığı, hızlı yolcu, tren taşımacılığı 2001 yılından beri ajandamızda olan, sürekli gündeme getirdiğimiz konu. Takdir Siz aynı edersiniz. zamanda Denizli platformlu dönem sözcülüğünüzde de sık sık bu konuyu gündeme getirmiştiniz. Hatta en son Maliye Bakanımız geldiğinde de orada Denizli adına açılış konuşmasını ben yaptım. Aynı zamanda moderatörlüğü de biz gerçekleştirdik. Orada da güçlü bir şekilde talebimizi dile getirdik. Yani Denizli bugün sanayi şehri, ihracatçı şehri, Türkiye'de ilk ondayız. Devlete yükümüz şükürler olsun az. Onun için bu isteklerimiz ve taleplerimizin yerli yerinde olduğunu net ifade ediyorum. Artı bunu da büyüklerimize anlatıyoruz. Biz şimdi o gün bakanımızdan zaten otoyolla ilgili, otobanla ilgili sözünü aldık. Onlar da ihalesini yaptı. İnşallah 2022-2023 yılında faaliyete geçecek. Onun dışında asıl o çok önemli ama Denizli bugün 3,5 milyar dolar sadece ihracat yapıyor ama bizim iç piyasada da özellikle Denizli ve Türkiye arası çok ciddi anlamda işimiz var. Yani siz tekstil ürünü sadece ihracatta mı kullanıyor zannediyorsunuz? Bizim büyük tarımla ilgili, gıdayla ilgili, onun dışındaki tüm sektörlerimize belki 80 ile bu şehirden farklı ürünler gidiyor. Biz burada ne yapmamız lazım? Bir, tren yolu taşımacılığını hem Türkiye'de hem Denizli'de güçlü hale getirmemiz lazım, yaygınlaştırmamız lazım. İki, hızlı trenin veya hızlandırılmış trenin sadece Denizli, İzmir değil, biz o gün de yine 2001'de konuşulan konudur. Sağ olsun bakanımızın o zaman gündeme getirdiği. Antalya, Afyon, Denizli, Aydın, İzmir. Hatta şunu söylemek lazım. Önemli bir aks. Bunlar yeterli mi? Değil. Artık Denizli Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'ne girelim falan diyor da biz Avrupa Birliği'ne çoktan girmişiz. Şu an yapmış olduğumuz ihracatın belki %60'ı Avrupa Birliği ülkelere. Bugün bu şehirden 170-180 tane ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Biz düşünün bu şehirde her gün, her hafta sonu belki 100'ün üzerinde tır çıkışlarımız var. Ve ne yapıyor? Bu ihracatçımız açısından maliyeti yüksek bir taşıma. Ama benim ülkem buradan direkt Avrupa'ya tren kaldırabilir mi? Kaldırabilir. Bunları ne yapacak? Yani biz yurt içini konuşuyoruz. Yani Denizli İzmir'i konuşuyoruz. Alay'ı konuşuyoruz. Yani bunlar artık yani Denizli gündeminden düşmeli. Biz daha Avrupa'ya nasıl bu taşımayı gerçekleştiririz ona bak. Artı Türkiye özellikle konteyner ve gemi taşımacılığına çok ağırlık vermesi lazım.
Hele Denizli, bugün Denizli neticede baktığında işte ilk 10 ülke. E biz abi yani niye gemimiz olmasın ki? Gelelim Çeşme'ye, Denizli'den tır taşımacılığını, konteyner taşımacılığını yapan Denizli'li firmaların gemisi olsun, aslın yükünü götürsün. Bunlar böyle uzak şeyler değil aslında. Yani Denizli'mizin bunları yapabilecek güçte. Ama bu işi Türkiye'de de yapan işte 3-5 tane güçlü büyük yurt dışından firmalar var. Yurt içinden bir tane firma var. Onun için rekabet çok az. Rekabet çok az olunca bizim maliyetlerimiz de artıyor. Şimdi karayolu maliyeti işte tren yolu ve gemiyle kıyasladığın zaman daha yüksek bir maliyette. Şimdi ihracatçımız ne yapıyor? Dünyaya satış yapacak, rekabet fiyat oluşturuyor. Bu fiyata göre ne yapması lazım? Rekabet etmesi lazım. Onun için bu koşulların iyileşmesi lazım, faaliyete geçmesi lazım. İnşallah bunlar da olur.